Kanal T ekranlarından hepinize mutlu günler değerli seyirciler. Evet, Ekopolitik programıyla bugün de sizlerleyiz ve stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Kemal Altuncuoğlu bugün bizlerle birlikte. Kendisine de hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Uzun zamandır görüşmedik ama. Evet, bu arada sizin de tabii kanalın yerin değişmesi vardı, çalışmalarınız vardı. Evet. Haliyle bir araya gelemedik ama bugün buraya geldim ve çok mutlu oldum. Biz de mutlu olduk sizi yeni binada için. Tekrardan çalışma hayatında başarılar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun iyi dilekleriniz için. Evet, çalışma hayatı dedik, iş dünyası dedik. Tabii ki bugünlerde en çok konuşulan konular neler bunlar? İşte pahalılıktan söz ediyoruz. İşverenlerin ödeme sıkıntılarından, personeline ödeme giderlerinin artmasından, harcamalarının artmasından söz ediyoruz. Genel anlamda sizin bu süreçle ilgili düşünceleriniz nedir? Tabii ki. Siz en eski esnaflarındansınız yani Kıbrıs'ın. Yani yaklaşık 40 yıldır evet. Arası da esnaflık yapıyorum. Evet. Ekmeğimi de oradan kazanmaya çalışıyorum. Tabii ki ülkede sıkıntı büyük. Esnafın sıkıntısı gerçekten çok. Şimdi tabii bir taraftan asgari ücret artışında evet diyoruz. Doğru mu? Herkesin bir geçimi rahat sağlaması lazım. Ama bugün iş hayatına baktığımız zaman orada da bir sıkıntı yaşanmış oluyor. Doğru. Çünkü bir çalışanın maliyeti bugün 50 bin liradan aşağı düşmüyor asgari ücretle çalıştırırsanız. Sigortası yazsan da 50 bin lira. İki kişi çalışsan 100 bin lira sanırım. Bunun için ben olmasın demiyorum. Tabii ki hayat pahalı olsun, verilsin, asgari ücretlerin artırılması gerekiyor ama hükümetlerin de sanayiye, esnafa, özellikle esnaf ve sanatkara önemli katkılar sağlaması gerekiyor ki onları ayakta tutsun. Aksi takdirde şu anda gördüğümüz gibi insanlar birçok işi çıkartmak zorunda kalıyor. Yani evet. Üç personel varsa diyor hadi ikiyle idare edeyim. İki varsa hadi biriyle idare edeyim. Ya da hiçbirini kabul etmeyeyim. Kendi başıma çalışmaya bakayım diyor. Bu tabii ki ülkede ekonomiyi kötü ve sıkıntı hale getiriyor. İş hayatında da önemli bir sıkıntı. Çünkü bu yapılan artıştan her biri maliyet olarak size yansıyor vatandaşa. Doğru. Ürünlere yansıyor. Ondan sonra pahalılık var. Tabii ki pahalılık olacak. Geçenlerde baktım bir kanalda ya da bir basında işte Sayın Bakan açıklama yaptı işte. Türkiye'den gelen bütün gıdaları serbest bırakacağız diye. Vallahi ben mutlu oldum. Şimdi ne kadar da seracılar, üreticiler burada bize şu anda karşı çıksa da ben bu konuda da mutlu oldum. İnşallah böyle bir şey de yaparlar. Ya söylenen uygulanır diye bakıyorsunuz. Yani neticede tabii ki ne olur rekabet ortamı gündeme gelir. Rekabet ortamı gündeme gelince fiyatlar düşer, kaliteler artar. Evet. Bu konudan dolayı da onu destekliyorum ama olur mu ona bakacağız. Söylemde mi kalır, icraatta fiile döner mi o da göreceğiz hep beraber günün sonunda. Aslında ithalat konusu hep farklı alanlarda çok tartışılır. Mesela en son ette de aynı tartışmalara tanıklık etmiştik ama netice olarak et ithalatının aslında bazı insanlarımızın evine et gitmesini de sağladığını tecrübe ettik, gördük. Her ne kadar çok kısıtlı miktarda gelmiş olsa bile ama genelde tabii ki çok sıcak bakılmıyor belli sektörler tarafından buna. Sanki böyle bir haksız rekabete maruz kalırız şeklinde bir yaklaşımları var ama vatandaş için de birazcık daha ucuza, biraz daha ekonomik ürüne ulaşmak için bir fırsat olarak görülüyor. Çok önemli. Yani vatandaş için önemli. Şimdi tabii üreticiler o günkü şartlarda İşte etle ilgili kasaplar, hayvancılar birliği falan karşı çıktılar bu işe. Evet, evet. Niye karşı çıkıyorsunuz ki kardeşim? Bu dünyanın her yerinde var. Türkiye'de yurt dışına ithalat yapıyor. Rum tarafı da yurt dışına ithalat getiriyor. Doğru. Dünyanın bütün ülkeleri ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Rekabeti sağlamaya çalışıyor. O 500'e verirken öbürü 400'e vermiş. O gariban vatandaş da o 400'lük etten alır, ihtiyacını karşılar karşılar. Bunun için de kızmaya veya bağırmaya gerek yok. O zaman üretimi daha kaliteli bir hale getireceğiz ve daha ucuz nasıl yapılabilir ona bakacağız bize üretici olarak. Onu bulmamız lazım, o yöntemi bulmamız lazım. Doğru. Ha burada yapacağı bir şey varsa o konuyla ilgili canlı hayvan ithalatını serbest bıraktıracaklar bu ülkede. Yani kesilmiş et değil, o zaman Hayvancılar Birliği diyecek ki kardeşim bize canlı hayvan ithalatine izin verin.
Madem yeterince hayvanımız yok, kuzumuz, değil mi? O zaman bunun üzerine gitmeleri gerekiyor ki buradaki potansiyelini artırsınlar. O zaman hazır ete de ihtiyaç kalmasın, ithal ete. Bunlar üzerine çalışmalı ama kimse çalışmıyor bana göre. Hep söylemde kalıyor bunlar, değil mi? Herkes birbirine tartışıyor. İşte atıyorum Eren Arıklı dedi ki işte ben zebzeyi meyveyi uğraşacağım. İthalatını sen bana göre doğru. Bugün ben biliyorsunuz zebze meyve de ithalatı yaptım uzun yıllar. Evet, evet. Bugün Tarım Daire size bir ton izin veriyor veya iki ton en fazla izin veriyor. Diyor ki sen ithalatçısın bir ton domates getirebilirsin. Ya ne demek bir ton domates? Zaten bu ülkede 5 kişi var ithalat yapan. O da bir marketin ihtiyacını karşılamaz. Çok düşük bir oran. Tabii ki. 5 ton dediğiniz ne ki? Zaten trak doldurup getirmeye değmez. 5 ithalatçı olduğunda, değil mi? Ve ne olur? Bu maliyetler yükseliyor. Ha buradaki kişi de diyebilir ki kardeşim biz domates üretiyoruz. Ya kusura bakmayın diyorum ben de. Sizin ürettiğiniz domatesi de ben hayvanların önüne koysam yemez ve 100 lira 150 lira para istiyorsunuz değil mi kardeşim? Böyle bir haksızlık olmaz, adaletsizlik olmaz diye düşünüyorum ben kendim. Onun için bu rekabeti sağlamak için ve buradaki üreticinin de bana göre düzgün ve kaliteli bir ürün üretmesini sağlamak için bu ithalatların serbest bırakılması gerekiyor. Sınırsız. Getirebilen getirsin. Hem piyasa rahatlar, vatandaşa daha uygun fiyatları alır. Buradaki üretici de kendini ona göre adapte eder. Daha kaliteli, daha düzgün, daha ucuza mal çıkartmaya çalışır. Hep şu da konuşulur. Birazcık da bunu konuşalım isterseniz. Şimdi piyasadaki bu aşırı pahalılıktan söz ediliyor. Bunun nasıl kontrol altına alınacağı konusu çok tartışılıyor. Bir taraftan da işte asgari ücretin daha sık şekilde güncellenmesinin piyasayı daha da pahalılaştırdığından söz ediliyor. Ama aslında esas odaklanılması gereken şey bu piyasadaki pahalılığın kontrol altına alınması. Yani bunu gümrüklerden kontrol mekanizmasıyla başlayan pek çok adım var. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii ki şimdi daha evvel programlarda da bunları hep anlattık. Ülkenin %99'u ithalat yapıyor her üründe, değil mi? Evet. Bunun giriş yeri neresi? Gümrük. Gümrüklerde biz beyanname veriyor muyuz? Faturamızı veriyor muyuz? Biz bu ürünü 10 liraya getirdik diye. Onun üzerinden gümrük ödeniyor, değil mi? Eğer bu 10 liralık malı ben %25'in üzerinde bir kar korsam diyelim, o zaman bunu maliye bu yandan durdurması gerekiyor. Kardeşim sen %25-30 kar yapacağını, %200 kar yapmaya çalışıyorsun der. Ya buna aşırı derecede bir vergi olanı getirir bu kişiye, ceza keser. Yani denetlenmenin yolu bu. Bunun haricinde kimse denetleyemez. Çünkü insanoğlu doyumsuzdur. Bir liralık mal 10 lira satayım, daha çok para kazanayım diye uğraşır ama ülkedeki alım gücü ve garibanın, vatandaşın yemesini, içmesini kısıtlamış oluyoruz. Bunu maliye ile gümrük, zaten ikisi beraber bir bütün halde çözebilirler. Çok da kolay. Nasıl bugün bir konfeksiyoncu bir ürün getiriyor dükkanına ve o üründe %25-30 kar koyup satıyorsa, belgeli, gıdada da bunun yapılması gerekiyor. Temizlik ihtiyaçlarına, malzemelerine bunların yapılması Peki, gerekiyor. Peki neden bu yönde bir adım atılmıyor? Yani hep söylemde kalır. Atılmıyor çünkü korku, siyaset korkusu, seçilmeme korkusu, oy korkusu. Değil mi? Şimdi bu kesimler daha az değil. Mesela işte marketlerden bahsedin ya da diğer ürün satanlardan. Tabii ki bunlardan bir çekince var. Nedir işte? Fazla üstlerine gitmeyelim. Seçim zamanı geldiğinde işte yanına gidebileyim. Ya biz seçim kalesi çekmememiz lazım. Zaten bu işi bozan, mekanizmayı bozan kesim siyasi kesim. Çünkü onlar oy derdiyle uğraşıyorlar. Şimdi tüccarın üzerine giderse, iş adamının üzerine giderse sıkıntıya gireceğini düşün. Halbuki öyle değil. Bana göre öyle değil. Önemli olan vatandaşın kendi ekonomisine katkı sağlarsanız, siz kendi cep ekonomisine, öncelikle o, ülkenin ekonomisi başka ama vatandaşın da herkesin kendine göre bir ekonomisi kesinlikle. Var. Kesinlikle, herkesin cebine bakıyor insanlar netice olarak. Ben geçimine. Gittiğimde markete 1000 liraya bir çanta alacağım, 2 çanta doldurup çıkabiliyorsam, değil mi? Ben de derim ki bu hükümet bu işi yapıyor kardeşim. Bu bakanlıklar çalışıyor, bu mekanizma çalışıyor. Ben de rahat ettim. Geçimimi sağlayabiliyorum, evimi her türlü ihtiyacımı karşılayabiliyorum, çoluk çocuğumun der.
bana göre çok daha fazla da o oy sıralamasında da öne çıkarlar. Evet, ama öncelik genelde buna verilmiyor. Verilmiyor. Bizim hiçbir siyasi yapımızda. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ve ne oluyor işte günün sonunda? Pahalılık almış başına gidiyor. Ya bugün bir salatalık 60-70 lira olur mu? Böyle bir dünya mı var? Ya da işte atıyorum bir domates 100 liradan aşağı düşmüyoruz. Ha şimdi dersen ki bana Türkiye'den işte 10 lira 5 lira. O da öyle değil. Vatandaşın da dediği gibi değil. Şimdi normalde konuşuyor. Türkiye'de hallerde bir fiyat çıkar. O fiyatlara göre hareket edilir. Türkiye buraya gelenler de zaten bahçeden gelmiyor. Mersin'deki doğru. Halden geliyor. Orada fiyat belli işte 10 lira 15 lira 20 lira 30 lira neyse günlük bir borsası var bunun. Ama bizde navlun pahalı. Bugün bir tırın Mersin'den buraya gelmesi, soğutuculu bir tırın gelmesi işte 70-80 bin TL. Maliyetler yüksek. Tabii. Bunun yanında gümrük var. Bunun yanında eriyen çürüyen var. Bunlar hep birer maliyet. Baktığımız zaman 100 lira da yemez ama 50-60 lira yenilir bu domates. Evet, artık karı da konulduğumuz tabii ki, karı konulduğu zaman 50-60 lira yersiniz. Hatta biraz daha ucuza düşebilir. Evet. Ama 100 lira da olmaz. Evet. Onun için ilgili bakanın açıkladığı çok doğru. Bunlar eğer yapılırsa, her üründe yapılırsa, serbest bırakılırsa, kotasız getirme sağlanırsa, inanın bana ülke yarın %50'den fazla ucuzlar. Hal konusu çok konuşuluyor. Evet. İşte hep açıklamalar yapılıyor. İşte geçtik, geçiyoruz, yapıyoruz deniyor ama netice olarak baktığımızda da bu uygulamanın bir türlü adam akıllı yürürlüğe girmediğini görüyoruz. Bunun sebebi nedir sizce? Baskı, siyasi baskı. Üreticiler, toptancılar, ithalatçılar bunun geçmemesine uğraşıyorlar. Ya da geçse de düzgün bir yasa haline olmaması. Sırf gene onları korusun diye. Kendilerini korusunlar diye. Yani hal yasası çok önemli bir yasaydı tabii ki. Evet. Türkiye'de ve dünyada bu işler böyle. Mesela Hollanda dünyadaki hal merkezidir diyelim. Afrika'da, Amerika'da hangi coğrafyada olursa olsun. Evet. Üretilen bütün gıdalar Hollanda'ya gelir depolara ve Hollanda'dan pazarlanır halde. Ve fiyatlar öyle enteresandır ki siz onu ekranda görürsünüz sürekli borsa gibi. Bugün 10 lira, yarın 2,5 lira, 3 lira ama günlük. Hal böyle bir şey. Şimdi evet. Burada girdi çıktığı göstermek gerekiyor mu? Evet. Bizimkiler ister mi girdi çıktığı göstermek? Hayır. Hayır. Uyuşmuyor bir türlü. Uyuşmuyor. Uyuşmamasını niyetlerle istiyorlar. Niyetlerle uyuşmuyor. Tabii. Uyuşmamasını istiyorlar ve o yüzden de bu hal yasası bizde düzgün bir şekilde çalışmaz. Hal var mı bizde? O da yok. Eskiden işte bir belediye pazarının kenarında, arka tarafında bir toptancı hali vardı. Evet. Orada herkes bir yerdeydi. Sonra bir yasalarla orası boşaltıldı. Herkes bir yerlere gitti, dağıldı. Kimisi Magosa'da, kimisi orada burada. Herkes bir yere gitti. Hal dediğiniz zaman hepsinin bir yerde merkezde olması gerekiyor. Giren ürünün sayımı, kalitesi, kontrolü, fiyatı, giriş fiyatı, çıkış fiyatı belirlenmesi gerekiyor. Evet. Bunlar bu ülkede olacak mı? Bana göre hiç olmayacak. Evet. Çünkü o ithalatçı ve üreticiler buna karşı. Ne kadar da bağırsalar biz bunu istiyoruz deseler de arka planda bana göre istemiyorlar. Evet. O yüzden de böyle bir boyutu var. Bir türlü bu yasa düzenli bir şekilde çalışmıyor. Hayata geçirilemiyor. Bu da tabii ülkenin ekonomisi için çok önemli. Kötü bir şey olay. Çok da. Vatandaşın cebini birebir ilgilendiriyor çünkü. Her evin o domatese, badedeze, meyveye ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsanız işte günün sonunda gidersiniz marketlerden çürük ürünleri aşırı bir fiyatlara almaya çalışırsınız. Alabilirseniz tabii. Bir kilo alacağına 3 tane alıp çıkarsın. 2 tane alırsın. Hadi ihtiyacımı, nefsimi körelteyim dersin. Böyle bir hayatta yaşıyoruz bu ülkede biz. Aslında gerçekten kötü bir ülkede yaşıyoruz yani. Yani insanların yaşam kalitesinin her geçen gün düştüğünü kesinlikle tanıklık kesinlikle ediyoruz. Şimdi ülkede aslında ciddi bir tezatlık da var. Şimdi konuştuğumuzda böyle iş yaşamındaki kişilerle de konuştuğumuzda yani bu ülkede sıcak bir taraflarda ciddi bir para akışının olduğunu altını çiziyorlar. Doğru. Yani diyorlar ki bu memlekette para var. Ama bu memlekette
böyle sanki böyle siyah beyaz gibi iki yüzdeyiz gibi memleketin. Çünkü bir tarafta geçinemeyen insanlar, işte yaşam kalitesi her geçen gün düşen bir halk var. Öte yanda ciddi bir para akışı var. Kimse bu para akışının aslında biliyor mu bilmiyor mu kaynağını, o da sorgulanabilir. Bir de tabii ki en çok tartışılanlardan bir tanesi belli alanlarda verginin bu memlekette alınmaması ve rutin olarak işte özel sektör çalışanları, kamu çalışanlarından verginin şişirilerek aldığı yönünde tepkiler var. Şimdi tabii ülkede orta direk diye bir şey kalmadı. Ha bu sadece bizde, Türkiye'de kalmadı. Evet. Ya fakirsiniz ya çok zenginsiniz. Ortası yok. Artık o orta direk dedikleri falan kalmadı. İşin kötü tarafı da bu zaten. En kötü tarafı bu. Ya şimdi baktığım zaman tabii bu ülkede çok para var diyorlar. Doğrudur, o 3-5 kişinin de var. 3-5 kişi de var ama. Gerisi işte memur, aldığı maaş belli. Ev kirası ödüyorsa ya da ev taksit ödüyorsa, araba ödüyorsa, çoluk çocuk okutuyorsa belli geçimsiz. Memurun da çünkü yaşam kalitesi tabii düştü ki, artık. Tabii ki. Bir de onun verdiği vergi var biliyorsunuz. Peşin devlette çalıştığı için tak evet, tak tak evet. tak alıyor vergiyi. Bir de vergiyi kimden alıyor devlet? Küçük esnaftan. Mesela 2009 yılında götüre vergi yasası diye bir yasa yaptık, hazırladım ben. O zaman da Sayın Ersin Tatar Maliye Bakanı'ydı. Küçük esnaflara şey durmadan resen vergi geliyor. Hiç unutmuyorum bir gün bir Güzeyurt'ta bir küçük bir fırına 100 küsur bin lira şey gelmişti o tarihte. Resen. Resen vergi. Düşünün yani öyle bir dünya yok. Bunun üzerine biz çalışma yaptık. Bunu da Sayın Bakan o zaman geçirdi. Bakın şimdi götüre vergiyi veriyor insanlar şu anda. O yıldan beridir. Gidiyor küçük esnaf diyor ki ben berberim ya da ben tek kişi çalışanım. Kendim çalışıyorum, işletmeyeyim. Sana diyor ki işte bu 2024 yılı için sana bu kadar şey verdim, vergi kestim. Bunu ödüyor insanlar, tıkır tıkır ödüyor. Beyan ediyorlar. Tabii ki. O da o belge ödüyor ama. Evet. Küçük esnaftan alıyor. Defter tutandan da alıyor. Zaten baktığınız zaman çarşıya, yani Lefkoşa olsun, Magos her tarafta, hafta sonları genelde cumartesi günleri maliyeci arkadaşlar dolaşıyorlar. İşte evraklara bakarlar, fişlere bakarlar. Kontrol ediyorlar. Kontrol ediyorlar. Baktığımız zaman burada en çok vergiyi veren kesim, kaçamayan kesim küçük esnaf. Kaçarı yok onların. Kaçarı yok, o bir şekilde ödüyor. Ama büyük işletmelere gittiğiniz zaman orada işte kaçak orada başlıyor zaten. Adam diyor ki ben diyor burada ekstra bir bina yapıyorum. İki duvar örmüş. Bunu da yatırım amaçlı yapıyorum deyip o 5 yıl 10 yıl sürer ama o 5 10 yıl vergi vermez adam. Ne yatırım yapıyor. İşin kolayını bulmuş. Halbuki böyle bir dünya yok. Kazanandan alacaksın. Evet. Nasıl o garibandan alıyorsan esnaftan ona çöküp alıyorsan resende de Ocak ayında baştan sen işte berberlerden ben atıyorum bu yıl dükkan başı 30'ar bin lira vergi alacağım 20'şer bin lira diyorsan o zaman gidip o büyük işletmelerden de alacaksın. Kimse zarar gösteremeyecek. Evet. Niye zarar gösteriyor? Hep zarar zarar. O zaman zarar gösteriyorsa kapat kardeşim dükkanını. İşletme yani zararına nasıl işletme. İşletebiliyorsunuz? İnsan niye işletir zararına olan yeri? Bir de senenin sonunda böyle lüks araçlar alınmaya başlar ama zarar ediyordur listeye baktığınızda. Bu ülkede yapması gereken nereden buldun yasası var ya Türkiye'de ve dünyada. Evet. O bulduğun yasasının geçmesi gerekiyor. Sen zarar ediyorsun ama altında son model arabayla dolaşıyorsun. Milyonları vermişsin. Zarar ettiysen bunu nasıl aldın? Değil mi? Evet. Her şeyin hesabı sorulabilir. Önemli olan niyet. Biz Maliye Bakanlığı olarak niyetimiz var mı hesap sormaya? Gücümüz var mı? Gidip o kapıya dayanıp kardeşim sen burada bana bunu vereceksin deme cesaretini bulabiliyor muyuz? Bulursun eğer istersen. Ama bulamıyoruz çünkü seçim zamanı geldiğinde o vatandaş bana 50-100-200 bin lira para aktaracak. Ben de seçime katılacağım. Bunlarla oy toplayacağım. Değil mi? Böyle bir süreçten dolaşıyoruz biz. Yani aslında zarar gene vatandaşa çıkıyor. Siyasetin çok fazla içinde oluyor. İçinde olması. Oradan dolayı kaybımız var. Yoksa aslında bir kayıp yok ülkede.
Evet. Ülke gayet güzel, kendi başına yönetilir, idare eder. Bakın Türkiye bir sürü kaynak aktarıyor, kendi kaynağımız var değil mi? Bugün gümrüklerden gelen gelir az bir gelir değil ki. Önemli bir gelir kaynağı gümrükler. Çünkü her getirdiğiniz çöpe, çöp bile getirsen para ödüyorsun. Evet. Yani bugün sezon değişimi diyelim, işte bir ay evvel başladı. Konfeksiyoncular, ayakkabıcılar, bir sürü şey. Dünyanın bir bakıyorsun 5 çuval mal getiriyorsun diyelim, 2000 parça, 500 parça. Hop diyor 100 bin lira vergi, şey, gümrük ödüyorsun. Bu gümrük paralar az paralar değil. Demek ki ülkeye bir kaynak var, geliyor. Önemli olan hem bunu idare etmek hem de o alamadıklarını alırsan zaten bir şeye ihtiyacın yok. Ülkede aslında bir türlü sonu gelmeyen bir kaçak sorunu kaçak, var. Kaçak, karadeniz. Her anlamda kaçak. Tabii tabii. Yani insan anlamında kaçak, para anlamında kaçak, kontrol edilmeyen, edilemeyen ya da edilmek istenmeyen bir kaçak mevzusu var. Ama birazcık kim, da bunu konuşalım. İşte yaratan o. Mesela ben şu şeyi hiç hoşuma gitmiyor. İşte kaçak yakaladık 3 tane. 3 tane, 5 tane, 10 tane her gün çıkıyor. Ne kaça yakaladın? Kaçak değil ki bu adam. Onu çalıştıran kaçak çalıştırıyor. O adam bu ülkeye gelmiş mi serbest? Pasaportla girmiş mi? Doğru mu? Girdi. İşlemini yaptı, girdi ülkeye. Gümrüklerden. Sen denetlememişsin ki, tespit etmedin. Ben, işlemeleri. Kim suçlu burada? İşletmeci. Bu adamı kaydettirmeden çalıştıran kişi suçlu. Sen niye bu adamı tutukluyorsun? Sen bunun kimde çalıştığını bakacaksın. Ahmet'te mi? Kemal Tuncaoğlu'nun çalışıyor. O zaman Kemal Tuncaoğlu gel bakalım. Seni sokuyorum içeriye. Sen cezalısın kardeşim. Çünkü sen bu adamı üstelik de teşvik ediyorsun kaçağı çalıştırmaya. Değil mi? Evet, evet. Ben istersem çalıştırır mıyım? Derim ki gel ben sana kaydını yapacağım. Neden? Çünkü öbür türlü vergiden kaçacak. Kayıt dışılık olacak, vergiden kaçmış olacak. Biz bunu niye yapmıyoruz ki? Sadece 3 tane 5 tane gariban tutukluyoruz. Kaçak da kaçak. Öğrencilerden bahsetmiyorum. Evet. Bu son zamanlarda işte insanlar daha çok fark etmeye başladı. Ay diyorlar ne kadar kaçak var. İşte her gün sizin de dediğiniz gibi 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi tutuklanıyor. Birazcık çünkü denetimler yoğunlaştığı için bunları biz daha sık duymaya başladık. Yoksa bunlar evvelden beri vardı. Var tabii. Ama şimdi birazcık denetim olunca tabii ki daha sıklıkla haberlere de çıkmaya başladılar. Ama işte ceza o çocuklara, o insanlara kesiliyor. Esas kaynağı ne bunun? Onun kaynağı üstüne gitmek işveren. Lazım. İşveren. Evet, evet, evet. İşveren. O işverenin üzerine gitmek lazım. Ki o işveren bir daha birilerini getirip çalıştıramaz. Telefon açıyor işte bana 3 tane usta lazım, inşaatçı lazım, demirci lazım. Hadi geldik gemiden aldık koyduk iş yerine. Kayıt var mı? Yok. Niye yapmıyorsun arkadaş? Yarın poliste bu çocuğu yakaladığı zaman bu gençleri kaçak deyip duruyor. Evet. Onu değil, onu yakalayacaksın. Şimdi son dönemde özellikle iş gücü konusunda da çok sıkıntı yaşıyor işletmeler. Eskiden Türkiye'den çok yoğun şekilde insanlar gelirdi buraya iş gücü anlamında. Ancak tabii ki artık buradaki geçim durumu, gelir durumu oldukça kötüye gidince artık insanlar kendi memleketinde kalmaya başladı ya da kendi memleketi tabii içinde göç ederek bir takım iş imkanlarını elde etmeye başladı. Doğru. Ve biz de güney komşumuz gibi işte Afrikalılar olsun, işte uzak doğulular olsun böyle farklı farklı üçüncü dünya devletlerinden işçileri ama insanlık dışı koşullarda dediğiniz gibi kaçak şekilde memlekete getirmeye başladık. Ve aslında bir anlamda ülkede bu iş gücü sömürüsü de ciddi şekilde arttı. Şimdi tabii ki sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bu ara eleman evet sıkıntısı var. Şimdi tabii burada bir de hükümetlerin aldığı kararlarda sıkıntı var. Mesela geçenlerde tekrar bir arkadaşlarla görüşme yaptık. Burada ara eleman veya çıraklık eğitimiyle ilgili sıkıntı nerede başladı? Eskiden ilkokulu bitirirdi çocuklar. Meslek liseleri. Mesleğe direkt girerdi. Liseye falan gitmezdi. Mesleğe girerdi. Çıraklığa başlardı. Çıraklığa başlardı. Şimdi zaten iş hayatı, sanatkarlıktan bahsediyorsak, sanatkarlık öyle ortaokuldan lise sonu olmaz. El doymaz, gözü görecek, alışacak. O yüzden şimdi mesela zorunlu eğitim getirildi değil mi?
Evet. İşte doğru. Diyor ki liseye kadar zorunlu eğitim. Tam da liseden sonra bu çocuk zaten bir meslek öğrenemez. Kimse öğretemez. Bunu eski haline dönüp ilkokuldan sonra okuyacak çocukları okutacaksın. Okuyamıyorsa, kabiliyet yoksa veya meraklıysa bir mesleğe o meslek üzerine götüreceksin. Çalışacak. Çıraklıktan başlayıp devam edecek. Kalfa usta olacak. Şimdi memlekette ne kalfa var ne de usta var. Bırakın burayı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Evet. Ama en büyük dertlerden bir tanesi bu. Bakın eski ustalara, hiçbiri ilkokuldan sonra gitmemiştir. Sanatkar ama. Ne derler? Koy insanı karşısına, insan gibi yaratır tekrardan, yapar yani. O sanatkar. Bize sanatkar lazım. Şu anda sen su tesisatçısı arasan zor buluyorsun. Demirci desen zor buluyorsun. Bulsan aylar sonra ya sana randevu vermeye kalkıyor. Dülger, hepsi aynı. Hep aynı, bütün meslekler. Ayakkabıcı bile kalmadı memlekette. O kalmadı zaten. Evet. Yani bir işte iki tane var galiba çarşıda, onun dışında da yok tamiratçı. Onun için burada büyük bir sıkıntı var, ara eleman sıkıntısı. Bunun bir şekilde tekrar organize edilmesi lazım. Bu öyle meslek liselerinde sonradan yetişecek bir şey değil. Ha çocuk gelsin, çıraklığını yapsın, kalfalığını yapsın. O arada da yaşı geldiği zaman bu tekrardan devam edecekse liseye gitsin. Ama artık işi de kapmış olur. Önemli belki olan işi kapabilmek. Belki de ilkokuldan sonra belki de böyle şimdi, gelişebilecekleri bir yapı oluşturulabilir. Tabii yani onu düşünmek, bir şekilde onu düşünmek evet, lazım. Evet, aksi takdirde biz çırak yetiştiremeyiz. Hiçbir meslekte çırak yetişmez liseden sonra. O yüzden yetişemiyor zaten. Bu arada neye gidiyor? Herkes aman diyor memuriyete gireceğim. Ama çünkü artık öğrenemiyor bir şey. El doygunluğu yok. Evet. Anahtar tutma dolgunluğu yok. O parçayı alıp onu tekrardan tamir etme yeteneği yok. Çünkü göz aşina olmamış, el aşina olmamış. Nasıl olacak bu işler? Çıraklık veya kalfalık öyle basit bir şey değil. Bana göre bu. Tabii ki bu bizim derdimiz değil, bu bütün dünyada var. İşte herkes güney tarafta, uzak doğudan, Afrika'da oradan buradan getiriyor. Türkiye desen hakeza işçi bulamıyor. Çalışan evet, evet. bulamıyor. Orada konuya baktığın zaman bakanlar ara eleman yetiştireceğiz. Nasıl yetiştireceğiz kardeşim? Yetiştiremiyoruz. Sıkıntı burada. Evet, halbuki şu anda meslekler o kadar değerli oldu ki altından daha güzel. Yani hem para kazanılıyor. Kazanabiliyor. Hem yanında 3-5 kişi istihdam edebiliyor. İyi bir meslek ustası. Hem ülkeye faydası var. Hem kendine faydası var. Ve iş bulma sıkıntısı yok. Tabii kesinlikle. Ki. Hayatta yok. Hangi meslek var şu anda ben boştayım diyen, iş bulmuyorum diyen? Hepsi buluyor. Evet, bir sanatkarlığı varsa tabii ki. Bulabiliyor. Evet. Kesinlikle. Her yer dolu. Ama yenisi yetişmiyor. Yerini dolduramıyoruz. Giden, kapadan onun yerini boş kalıyor. Evet, en büyük sıkıntı bu burada. Bunun üzerine gitmek lazım. Hükümetlerin bunun üzerine gitmesi lazım. Yoksa Afrika'dan getirelim. Günübirlik gelir gider. Onlar sıkıntı değil. Onlar gelir ama gider. Ama uzun vadeli bir çözüm olmuyor. Bize buna. Bir çözüm olmaz onların. Benim milletimin bana çözümü olur. O kalıcı çünkü. Bir de yani ülkede ciddi bir işsizlik sorunu da var. Yani buna da çare olabilmek anlamında çok önemli bu. Bir de yani ülkede şöyle bir şey vardı belli bir süre öncesine kadar. Herkes üniversiteye giderdi, işte lisansını yapardı, yüksek lisansını yapardı ama çok ciddi bir duyuma ulaştı. İşsizlikle karşı karşıya kaldık şimdi ve insanlar ya göç etmek zorunda kalıyorlar ya okudukları yerden gelmiyorlar, memleketlerine dönmüyorlar. Okuyanlar iş bulamıyorlar. Böyle de bir sıkıntı var. Yani okumaya hevesi olanlar tabii ki okusun, kendini kesinlikle. Geliştirsin ama hevesi yoksa bir çocuğunda gerçekten yeteneği olan, kabiliyeti olan alanda ki biraz önce de konuştuk. Yani hükümetlerin de ona göre bir eğitim politikası oluşturması aynen lazım. Öyle. Yani ilkokuldan sonra belli yeteneği olan çocukların yani o zorunlu eğitim tabii ki olması lazım. O çerçevede bir çıraklığı da öğrenebileceği bir çerçeve oluşturulması kesinlikle gerekir buna katılıyorum. Ki, hep bunu söylüyorum. Çocuklar da kendilerini geliştirebilsinler değil mi? Ya, tabii ki başka türlü olmaz ki zaten. Yoksa işte bu çileyi yüzyıllarca çeker bu halk. Yani işçi bulamaz, çalışan usta bulamazsın. Uğraş da uğraş. Evet.
sonu da yok. Tamam, herkes okuyacak diye bir mantık yok. Herkes müdür memur olacak diye bir mantık yok. Herkes bakan olacak diye bir mantık yok. Önemli olan aşağıda tabanda sanatkar olabilmek, üreten olabilmek. Evet. Ülke üretildiği zaman güçlenir. Meslek erbabı çok olduğunda güçlenir. Nedir bu meslek erbablarının güçlenmesi? Esnaf, sanatkar, sanatkar özellikle güçlenir, büyür ve sanayici olur. Katkı sağlar üretime, daha da büyütür işini. Şimdi sanayicilik tepeden inmekle olmaz. O olanlar zaten 3 gün gitmez, batar. Evet. Çünkü temel yok. O temel lazım. O temel nereden geliyor? Sanatçılıktan geliyor. Baktığımız zaman dünyada iş hayatında büyük sanayilere hepsi çıraklıktan gelmiş, kalfalık olmuş, usta olmuş, sonra üretime başlamış. Çünkü işi takip ediyor, işi biliyor. Ve büyüyor. Ve geliştirebiliyor. Ve büyürken de, o büyürken de yanında da onlarca insanı götürüyor beraberinde, büyütüyor, çalıştırıyor. Evet. Bizde o yok, kalmadık. Parası olan bizde, ben şu imalatı kurdum diyor, pat diye kuruyor, bakıyorsun bir sene sonra adam yok. İflas. Çünkü yok, neden? İşi bilmiyor. Başkalarının eline kalmış. Getirmiş yurt dışından iki tane usta diyelim. Sen de kurdun bir imalathane. Adam yarın bıraktı seni gitti, ne yapacaksın? Bittin. Çünkü senin anladığın iş değil. Sen geçip o makinaların başına onu çalıştıracak veya yeni birini bilgiye geçirecek sahip bilgiye değilsin. Sahip değilsin. Evet. Bunun için de işte o sanatkarlık çok önemli. Evet. Hep söylüyoruz. Türkiye bugün sanayide, uçak sanayisinde, silah sanayisinde devrim yaptı. Neredeyse. Devrim yaptı ama baktığımız zaman orada çalışanların ekibinin tamamı altta, tamam üstte beyinler var. Ama altta o sanatkarlar yapıyor bu işi. Evet. Yukarıdaki sadece ona yön gösteriyor. Devlet ona yön gösteriyor. Evet. Ben bunu isterim diyor. İşinin evbabı bir iş gücü. Tabii. Kim yapıyor? Tornacı, demirci yapıyor. Evet. Alüminyumcu yapıyor. Motor teknisyeni yapıyor. Değil mi? Çok doğru. Öyle olduğum gibi ben geldim de yaptım olmuyor. Demek ki bizim buna öncelik vermemiz lazım. Hükümetlerin bana göre öncelikle işi bu olması lazım. Sanatkar yetiştirmek. Ve bu sanatkarların da önünü açıp bunların sanayileşmesini sağlamak. Daha fazla katkı sağlasınlar. Yoksa ne beyinler var bizde ya, ne çocuklar var. Evet. İnanın bana, ona anahtarı verin, öğretin. Onun yapamayacağı bir şey çocukların. Çünkü onun önünü açmanız gerekiyor. Bizde sıkıntı bu. Evet. Şimdi Türkiye aşmış bunu, gidiyor. Önü açık. Tabii ben biliyorum, birçok buradan da arkadaşımızın çocukları gitti Türkiye'de, şu anda çalışıyorlar uçak sanayinde. Savunma sanayinde çalışıyorlar. Çok da iyi paralar alıyorlar. Allah versin daha çok alsınlar. Ama neden bunlar oralara gidiyor? Gerek duyuyorlar oraya yani, gitmeye değil mi? De kendi ülkesinde. Burada okutuyoruz. Doğu Akdeniz'de, yakın doğuda. Orada burada okutuyoruz. Ama al sana gönderdim diyoruz. Ya burada yapalım bunları. Burada yaptıralım. Ama işte bunu da yapmanın temeli sanatkarlıktan geliyor. Bir de şöyle bir şey de var. Yani tabii ki burada çok ciddi bir açığımız var. Şimdi biz küçük bir ada ülkesiyiz. Yani çok büyük uygun olmayabilir ama mesela Türkiye'nin korkunç bir silah imalat sanayisi var. Yani bununla ilgili askeri sanayi var ve bunun o yan kollarını burada biz üretimine katkı koyabiliriz aslında. Zaten dert uçağı yapmak değil ki. Aynen onu demek istiyorum. Uçağın bir tane civatasını burada yapın. Dünyanın yüzlerce insan çalıştırırsınız. İş gücü kaynağı olursunuz. İşte ha, yani bunu bu zihniyetle yürümek lazım. Evet, evet. Bu zihniyet. Yoksa ben tank yapacak değilim. Aynen ama öyle. Tankın iki tane parçasını yaparım. İki ama parçayı Türkiye'nin burada yapsa. Burada ekonomiye evet. Katkı sağlarım ve yüzlerce insan çalıştırırım. Kesinlikle tam da demek istediğim oydu. Sana istenmişti. Bu yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapılacak birçok şey var. Önemli olan niyet. Ben bu ülkeyi kaldıracak mıyım, ayağa kaldırmayacak mıyım? Sanayiye katacak mıyım, ekonomiye katacak mıyım? Sadece memur yetiştirmekle, memurları ödemekle ya da şov yapmak için ben ay başı geliyor. Biz memur ödedik. Öyle bir dünya yok ya. Yani yeniden gezegen keşfetmeye öyle gerek yok. Öyle bir dünya yani çok... yok. Ben hiç duymuyorum dünyanın evet, hiçbir yerinde evet. Memurumu ben bu ay ödedim diye şov yapılsın. Bizde var. O bize özel bir şey ama. Tamam demek ki yapacak başka bir işimiz yok. Evet. Övünecek bir işimiz yok. Değil mi? Evet. Halbuki evet. Çok şeyimiz var. Bu ülkede yapılmayacak birçok... İşte vizyon sahibi olmakla çok alakalı. Yani çok da Türkiye gibi büyük bir ülkenin, ana vatan Türkiye'nin
bu kadar yanımızda, yanı başında olmasının avantajlarını da görebilmek, bunları değerlendirmek de bizim siyasetçilerimizin görevi artık. Yani Türkiye'de bunu ilgili bakanlıkla görüşseniz, size bu savunma sanayisi birçok kolları var. Tankı var, silahı var, oyu var. Bir sürü şey var Türkiye'nin ürettiği. İki tane vidasını üretseniz işte aynen. Sizin desek burası. Yani biz de böyle bir üretime katkı sağlasak, bir bölge seçip çocuklarımızı bir eğitime göndersek, meraklılarını buradan başlatsak dese, burada da açsa bu işi bitti işte. Aslında yüzlerce insana iş. Aynen öyle. Mesela bugün tam adını bilmiyorum ama düşünün, Amerika'ya buradan mermi gönderiliyor biliyorsunuz. Mermi, tabanca mermisi. Hasbuhat'ta bir firma yapıyor. Evet. Düşünün, o gençler gelmiş burada, o sanayiyi kurmuşlar. Ve üretim yapıyorlar. Ne yapıyor? Mermi yapıyorlar. Amerika'daki polisin taşıdığı tabancalara mermi yapıyor. Türkiye'ye mermi yapıyor. Ya düşün, bir kişi bu. Bu tip işleri geliştirmek lazım sanayide. Aynen öyle. Bizim satacağımız bir şey yok. Ama biz bu emeği harcayarak bunları yapar, Türkiye'ye veririz. Aynen. Piyasanın daha hazır orada. O bize siparişini versin. Öğretsin bize, öğretimini biz yapalım. Kesinlikle. Ürünü de geriye kendi alsın. Bu kadar basit yani. Bunları zorlamanın bir mantığı yok ki. Yani çok da düşünmek gereken bir tarafı da yok ama. Çok da kolay. Bilemiyorum artık. Niyet. Hep diyoruz ya, niyet. Niyet de bitiyor. Ülkeyi kalkındıracak mıyız? Ülkeyi zengin hale getirecek miyiz? Çalışır hale getirecek miyiz insanlarımız? Ona bakacağız. Üretime katacak mıyız? Yoksa üretime kattın, inan bana, dedim de söyledim, çok beyinlerimiz var. Çok doğru söylediniz. Çok teşekkür ederim bugün ben bizimle olduğunuz için. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Kemal Altuncuoğlu'ydu ve ülkemizdeki ekonomiyi konuştuk. Ekonominin pek çok konusunu, aslında alt başlığını konuştuk kendisiyle. En çok da iş gücünü nasıl artırabileceğimizi konuştuk bu ülkede ve işsiz gençlerimizi nasıl iş yaşamına katabileceğimizi konuştuk ve programın da sonuna geldik. Yeniden birlikte olmak üzere, hoşça kalınız.